Düz 10 yıl bundan önce hayat yoldaşı dünyasını değişip, hayat yoldaşı dünyasını değiştikten sonra kalan iki kızı. Gördüğünüz bak, bu balaca tövle ki var. Bu tövlede illerle kışta, yayda, yazda kalmasıyla bağlı haber aldık. Dehşetli bir hayat hikayesidir. 10 ile yakın bir müddette iki kızın bu daxmada bağlı kapılar arkasında kalması belki de indiki zamanede, bu esirde, bu ilde ağla sığmaz. Ama çok teessüf ki, eşittiklerimiz, gördüklerimiz dehşet. Kızım, pervane, necesin? Yaxşısan? Pervane, sen burada yatırsan, he? Burada kalırsın sen. Neçə yaşın var pervane? 21. Baxıram evin de pis deyil de, yani yaşamağa evin var. O kızı bu evde bir otağı çok mu gördün o kızı? Allah haqqı bilir, bizim ön idare eləyə bilmir. Ağılı da kəsmir de, yox deyil, elə bil ki, ağılı itib olur. Yaşı, bəs bu 8 il onu tövlədə, qışda belə saxlamısınız. Hə. Bunu bir ruhi psixoloji dispanserə verərdiniz. Yox, yani burada saxlamağa orada saxlayardınız da. Əsəbi. Əsəbi xəstədir. Amma mən heç əsəbilik görmədim onu. İndi psixoloji verirsən, bir de düşüb. Əvvəllər o cavad həftəmda dağda qalakı var, şişən sındırırdı. Şişəzət qalmadı, qarbaşıq qalmadı, hamısını qırırdı. Amma yani istənilən halda onu qışda belə o tövlədə saxlamaq nə deməkdir? Hətta onun sağlam olduğu, çox gözəl olduğu deyilir, amma indi ayaqları belə tutur. Niyə ayaqları tutur? Ayaqları niyə elə oldu? Döydünüz mü? Yo, qırğıc olur, qırğıc. Niyə qırğıc olur? Soğuqdan. Və soyuqda bir peç qoyardınız da ora? Yandırmışam, ne arada da yandırmışam. Qırsı, içərdə çox tutsa qalıb da, içərdə çox qalıb. Vay, ora gəlmir axı, yerə içərdə nə qədər qalar da. Yo, yaxşı, indi bulayacaq deyə evi siz onu qatdınız ora. Heç olmasa gününüzdən çıxarıb gəzdirərdiniz həyətdə. Bunları da elə o haber çadır, düz bir tayaq olur. Mən o işimdən gücümdən qalım, ancaq o ev otarı. Bir ata üçün övladın orada olması ağır deyil mi? Əlbəttə ki, çətindir o. Mən bilirəm başa düşürüm, o saatin nə var? Mən de işimdən qalamıyorum da. Bir ata üçün, ay qardaş, o qızın orada qalması, o vəziyyətdə olması ağrılı deyil mi? Ağrılı. Diyorum yani onun kabağında bir adam durur. Hilmet için bir yanında pırrıya bayana bir yan. Ben şimdiden kalım ne yeter o geldirim o. Halbuki 8 lira yakın. Sert ve su kışı soyuqda ay Allah. Sizce bir gramda xəstə düşünür o adam. Bu da organizmi güclü insan mısın? Sağlam bir gayet. Məktəbə gedir değil bu. Yaxşı oxuyur. Hə, Quran oxu, onun kimi bilgili heç kim. Yani bir dağının üzerinde de bilir kitabı okumağı. Ama yani hiç olmasa kışta bir belki peç koyasınız oraya. Kururam ya. Yanına kurup izleyelim lödüm. O diğer eyleyelim. Dil bırak emelli. Sen başını itirip, aklını itirip. Yaxşı, şimdi isteyersiniz onu aparaq Bakıya. Kastıxanaya. Kömeli gelesinler yerin düzeldi. Uyuyak saklayalım. Kömeli gelesinler yerin düzeldi. Bir özü saklayalım. Ya aparaq kastıxanaya da belki müalice olundu, belki kömək oldu. İnanmıyorum. Oğlum köməli burada. Bəs o biri bacısı necə öldü? Necə bildiniz ki o ölübdü? Soğuqdan da biz burada içeri aldı. Qış bücdü keçdi. Yanar yandıramadım. Öldü, soğukladı öldü. O biri bacısı, o balaca bacısı. Yok, böyük idi. Ama bu şekilde yaşamak da ona yazıqdı. Gene burada elmi tutsurda ne olsa veriyor, yedirir, saklıyor. Ne verirsiniz ona mesela? Allah bilir, ne olur alıp getiririm. Özümüz ne yürür olur. Siz zincir böyle takmışsınız bir müddet. O ayakları geriye baktı. Karılara kaçırlar değil mi? Halası gidiyor. Halası gidiyor koymadılar kapıya. Dayılar ile durdu. Dayılar gidip bakmadı da yani ki apar harda saklıyorsan sakla. Yani indi vermek istemirsiniz de Bakı'ya para. Yok.
Ama bu vəziyyətdə saxlamaq da olmaz. Yəni biz tövlədə yayı, qışı, isti olmadan ayı olun. Ay qardaş, orada necə qalsın? Nereye girmek gözü görmeyelim. Ne istiyorsun? Sana ne alım? Ha? Ne istiyorsun? Çörek. Çörek alım. Al kurban. Ay bacı, niye gömgele oldun ay bacı? Ay bacı, sen niye gömgele oldun ay bacı?